dinleyiciler, bir Her Daim Hareket programıyla da karşınızdayız. Bugün de sizler için mükemmel egzersizler hazırladım. Hemen başlayacağız. Öncelikle esneme hareketlerimizi yapacağız. Ardından sizler için hazırladığım hareketlerle devam edeceğiz. Sizler ekranlarınız başında hazırsanız ben de burada hazırım. Hemen başlıyoruz. Çok kısa 5 dakika sürecek bir esneme hareketi programımız var. Hemen onunla başlıyorum. Kafamızı önümüze eğdik. Arkaya doğru itiyoruz. Sol tarafa doğru çektik. Diğer tarafa. Kolumuzu asılıyoruz. Diğer kolumuza geçtik. Arkadan çekiyoruz. Diğerini. Öne doğru yavaşça. Diğerini. Bizi kırdık. Diğer dizde. Tekrar. Son kez. İki dizimizi de kırdık. Yavaşça. Ediyoruz. Bir yere odaklanarak tek bacağımızı çektik. Yandan aldık. Diğer bacağımız. Yine yandan. Ve esneme hareketlerimizi böylelikle tamamlamış ve egzersizlere kaslarımızı hazırlamış olduk. Yine dört ayak üzerindeyiz. Omuz genişliğinde bacaklarımız ve kollarımız açık. Tam sırtımız dümdüz olacak. Alt gövdede de karnımızı içeri çekiyoruz. Sonrasında yapacağımız hareket basit ancak etkili bir hareket. Bunu birlikte yapmamız gerekiyor. Kolumuzu yavaşça açabildiğimiz kadar yukarı doğru açıyoruz. Gövdemiz sabit kalacak. Sadece kolumuzu gerdiriyoruz. Diğer tarafa. Sırtınızı ve belinizi sabit tutmanızı istiyorum. Şu hareket değil. Karın içeride. Sıkıyorsunuz karnınızı. Aynı zamanda yukarı doğru dönüyoruz. Göstermek istiyorum. Kürek kemiğiniz diğer kürek kemiğinize yaklaşıyor. Ancak sol kürek kemiğiniz yerde olduğu için o sabit pozisyonda kalıyor. Şöyle göstereyim. Şu aşamada kürek kemiğinizin yaklaştığını ve hareket ettiğini göreceksiniz. Normal hayatta hareket ettirmediğimiz bir alan. Omuzlarımız, kürek kemiğimiz, kuluş dediğimiz bölge çok fazla tutuluyor zaten. Bu bölgeyi rahatlatmak, aslında dik duruşumuzu, postürümüzü sabit tutmak için yapacağımız bir hareket olacak. Bu harekette inanılmaz bir efor sarf etmiyorsunuz. O yüzden günde 5 dakika bile sadece bu hareketi yapmak sizin için faydalı olacaktır. Kamburlaşmaya, eğer masa başında çok fazla vakit geçiriyorsanız kamburlaşmaya neden olacak. Vücudunuz giderek küçülmeye başlayacak. İlerleyen yaşlarda bu küçülmeler kemik erimelerine, daha fazla kamburlaşmaya ve vücudunuzda farklı hastalıklara yol açacaktır. O nedenle postürünüzün dik durması önemli. Buna özellikle dikkat edelim. Dediğim gibi günde 5 dakika sadece bu hareketi yapmak bile sizin duruşunuzda fark yaratacaktır. Şimdi yerdeyiz. Tek dizimiz kırık. Yana doğru, arkaya doğru uzatıyoruz. Daha doğrusu bu dizimiz ön tarafa doğru değil,
kendimize doğru çekerek düz bir pozisyona getiriyoruz. Diğer bacağımız uzatmış halde, kolumuz 90 derece açık ve postürümüzü bu şekilde sabitledikten sonra yan karın bölgesini çalıştıracağız. Sadece bacağımızı değil, kolumuz yardımıyla da bu bölgeyi hem esnetmiş hem de yağlarını yapmış olacağız. Kolumuzu yan tarafa doğru açabildiğimiz kadar açıyoruz. Sonrasında bacağımızla kolumuzu birleştiriyoruz. Bu hareket yaparken sadece sol tarafınız değil, sağ tarafınız da esnemeyle birlikte, kolunuzun esnemesiyle birlikte çalışacağı için iki yanı da aynı anda hem esnetmiş hem de çalıştırmış oluyoruz. Son kez kontrollü bir şekilde kalkıyoruz ve diğer tarafa aynı pozisyonda uzanıyoruz. Tek dizimiz kırık, diğer bacağımız uzanmış halde, kolumuz 90 derece. Öncelikli olarak kolumuz yerde. Önce kolumuzu esnetiyoruz. Şu pozisyondayken zaten sıkılaşmayı hepiniz göreceksinizdir. Yandığını da böylelikle fark edebilirsiniz. Ve son kez. Yine kontrollü bir şekilde kalkıyoruz. Ve iki tarafa toplam 24 tane. Tabii bu iki tarafa yaparken 10'ar saniye ara verebilirsiniz siz de. 12 tekrar, 12 tekrar toplam 3 sette yapmanız faydalı olacaktır. Şimdi yine aynı pozisyondayız. Tek dizimiz yerde kırık, diğer dizimiz uzanmış halde. Biraz önce dirseğimizin üzerindeydik. Bu kez kolumuzun üzerindeyiz. Aynı hareketi yapacağız ve kolumuz sabit kalacak. Yine başlama pozisyonundayız. Yana doğru açılıyoruz. Bacağınızı kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Kolunuzun o kadar etkisi yok. Evet, yan karın kaslarını çalıştırmada etkili. Her iki tarafı da sıkıştırmak. Ancak bacağınızın daha fazla zorlanması, daha fazla efor sarf etmeniz ve yağ yakımına neden olması anlamına geliyor. O nedenle bacağınızı kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Son kez. Diğer tarafa da aynı şekilde. Tek bacağımız kırık, kolumuzun üzerindeyiz. Diğer bacağımız uzandı. Ve son kez. Yine bu hareketi de 12 tekrar tek tarafa, 12 tekrar diğer tarafa toplam 24 kere yapabilirsiniz. Bunu lütfen bir set sayın ve toplamda 3 set yapmaya özen gösterin. Sevgili izleyiciler, şimdi yine yerdeyiz. Mekik çekeceğiz ama bu biraz farklı bir mekik olacak. Karnımızı çalıştırdığımız bir mekik olacak. Tüm vücudumuz sabit. Kollarımız omuz genişliğinde, hatta göğüs hizasını alabiliyorsanız daha iyi bir yöntem. Biraz sonra yapacağımız harekette bacaklarımızı dirseklerimize değdireceğiz, dizlerimizi. O nedenle biraz daha kolaylaştırabilir işinizi. Hemen gösteriyorum. Hızlı yapmanıza gerek yok bunda. Amaç dizlerinizi dirseklerinize değdirmek.
yaparken karın kaslarınız sabit olacak. İçine çekeceksiniz. Derin nefes almayı unutmayın. Son kez. Karın kaslarımın yandığını hissediyorum şu anda zaten. Yağlar gidiyor. Biraz nefes almam gerekiyor galiba. Sizler de aynı durumda olacaksınız zaten bu hareketi yaparken. Ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Bu hareketi yine 12 tekrar yapabilirsiniz. 6-6 başlayın. Sol tarafı 6, sağ tarafı 6. Toplam 12. Bir set şeklinde yapmaya çalışın. Ardından 3 sete tamamlamanız gerekiyor bu hareketi. Oldukça yan karın kaslarınızın yandığını, çalıştığını hissedeceksiniz. Yağların yandığını hissedeceksiniz. Mükemmel bir hareket. Devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi yine yerdeyiz. Bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Parmak uçlarımız havada. Hatta parmak uçlarımız havaya kalktığı için biraz daha öne doğru götürebilirsiniz bacaklarınızı. Sırtınızın dik kalmasını istiyorum. Kollarınızı önde bağlayın ve yanlara doğru dönebildiğiniz kadar dönün. Düz pozisyona geldiğinizde şu duruma gelmenizi istemiyorum. Yani ne demek oluyor bu? Kamburlaşmanızı istemiyorum. Yana doğru döndüğünüzde dirseğinizi yere koymaya çalıştığınız için evet böyle yapabilirsiniz. Ama öne geldiğinizde dik pozisyona, başlangıç pozisyonunuza dönmenizi istiyorum. Hatırlayanlar vardır. Eğer devamlı izleyenler varsa, benimle birlikte hareketleri yapanlar varsa, bu hareketi daha önce yastık yardımıyla yapmıştı. Onu da gösterelim tekrar. Yine parmak uçlarımız havada, yastığımız önümüzde, sırtımız dik ve yana doğru yastığı değdiriyoruz. Parmak uçlarınızı yere koyabilirsiniz. Sırtınız hala dik. Dinlenme pozisyonundayken dahi sırtınızın dik olmasına dikkat edin. Bunu bir alışkanlık haline getiriyorsanız o zaman uygulamaya başlıyor vücut. Ne kadar dikkat ederseniz o kadar alışkanlık haline geliyor. Yine bu hareketi de dakika olarak yapmanız daha sağlıklı sanırım. Çünkü tekrar olarak yaptığımızda az gelebilir sayı. 1 dakika boyunca yapmanız ve 3 sete tamamlamanız yeterli olacaktır. Şimdi yine yerdeyiz. Tüm gövdemiz yere uzanmış şekilde, dizlerimiz kırık. Hafif boynumuzu yukarı doğru kaldırıyoruz. Kollarımız önde, bacaklarımız omuz genişliğinde açık ve yana doğru topuklarımıza değmeye çalışacağız. Eğer ki çok zorlanıyorsanız, benim bacak boyum mesela normalden daha uzun. Biraz daha kırabilirsiniz. Daha yetişmeniz kolay olacaksa. Amaç yan karın kaslarımızı çalıştırmak, yağları eritmek. Kollarımız dediğim gibi yanda ve bu da çok kolay oldu mesela benim için. Ortasını bulmam gerekiyor. Siz de kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Bu mesela iyi. Bu sırada tabii ki karın kaslarınızı sıkılaştırıyorsunuz. Karnınızı serbest bırakmak yok. Nefesinizi derin derin alıp verdiğinizde zaten karnınız kendini içine doğru çekecek ve düzleşme başlayacak. Ve son. Bacaklarınız hareket etmeyecek, sabit kalacak. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Omuzlarınız öne doğru kapalı olabilir çünkü zaten kollarınızı öne doğru uzatmış olacaksınız. Sadece dediğim gibi kendi postürünüzü ayarlamanız gerekiyor. Hem kollarınızın boyunu hem de topuklarınıza değebilmeniz için arasındaki mesafeyi ayarlamanız gerekiyor. Daha sonrasında 12 tekrar tabii ki iki tarafa değdikten sonra, iki topuğunuza değdikten sonra
Bu 1 sayılıyor. Toplam 12 tekrar ve 3 set halinde hareketi tamamlayabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, hemen size pozisyonumu gösteriyorum. Bacağımızı diğer dizimizin üstüne attık. Kollarımız ensede birleşti ve çapraz olarak dizimizi dirseğimize değdirmeye çalışacağız. Değdirme aşamasında hem dizinizi hem de dirseğinizi birbirine yaklaştırabilirsiniz. Ancak gerilme anında başlangıç pozisyonuna dönmeniz gerekiyor. Ve son kez. Diğer tarafa da aynı şekilde. Yine kollarımız ensemizle birleşti. Bacağımız karşıya bakıyor. Dizimiz. Bacağımız dizimizin üstünde. Ve birleştiriyoruz. Kontrol bir şekilde bacağımızı yerine koyuyoruz ve kalkıyoruz. Bu hareketi de yine tek bacağımız 12, diğer bacağımız 12 tekrar toplam 24 kez yaptığımızda bir seti tamamlamış oluyoruz. Ve toplam 3 set yaptığımızda zaten tam simit dediğimiz bölge değil, ancak yan karın kaslarımızın çalıştığını fark ediyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi kollarımız ve bacaklarımızın üzerindeyiz. Omuz genişliğinde açık. Kalça hareketi yapacağız şimdi. Öncelikli olarak hareketi gösteriyorum. Önce bacağımızı geriye doğru itiyoruz ve kırdık. Yukarı doğru it. Tekrar yerine getirdik. Bu kez diğerine geriye doğru düz yapıyoruz. Sonrasında kırdık. Yukarı doğru it. Ve yerleştir. Çok bedeninizin sağa sola kaymasına izin vermeyin. Sabit tutmaya çalışın. Yine tekrar gösteriyorum. Bacağımızı arkaya doğru ittik. Kırdık. Yukarı doğru. Tekme atıyoruz ve indiriyoruz. Tekrar uzattık. Kırdık. Ve yukarı doğru ittik. Tekrar uzattık. Bacağımızı kırdık. Ve yukarı doğru ittik. Tekrar yerine koyduk bacağımızı. Uzatıyoruz. Kırdık. Ve ittik. Bu pozisyonda tabii ki yerde olan bacağınıza yüklenmeniz normal. Ancak şu pozisyonda yana doğru dönmenizi istemiyorum. Sabit üst bedeniniz kalacak. Kırık olsa da bacağınız, aynı şekilde döndüğünüzde pozisyonunuzu bozmamamız gerekiyor. Son kez gösteriyorum. Bacağımızı geriye doğru ittik. Kırdık dizimizden. Yukarı doğru itiyoruz. Ve yerine koyduk. Yine bu hareket kalça ve kor bölgesi dediğimiz üst gövdemizin çalışmasına neden oluyor. Bacaklarımız destekliyor. Her vücudumuzdaki kasın çalıştığını hissedebiliyoruz bu hareketle. Yine 12 tekrar ve 3 set halinde bu hareketi de tamamlayabilirsiniz. Şimdi yine 4 ayak üzerinde olacağız ama bu kez gerçek anlamda ayaklarımızın üzerinde olacağız. Yine kollarınızı göğüs hizasına getirebilirsiniz. Bacaklarımızı kendimize doğru çekip kıracağız. Öne doğru adım atar gibi, dağa tırmanır gibi adımlıyoruz. Üst gövdenizin, karnınızın çalıştığını hissedin. Bacaklarınızın, özellikle üst bacaklarınızın çalıştığını hissedin. Yine kontrollü bir şekilde öne doğru çocuk pozisyonuyla esneme yapabilirsiniz.
Bu harekette yine beli ağrıyanlar varsa ya da hareketi yaparken zorlananlar varsa hareketi yapmakta ısrar etmeyin. Yine tekrar etmiş olalım bunu. Bu hareketi de yine 12 tekrar yapabilirsiniz siz de. Adım atıyoruz. Dediğim gibi üst bacak kaslarınız çalışıyor. Dağda yürüyüş yaparcasına bu hareketi siz de evlerinizde kollarınızın üstünde hem kollarınızı kuvvetlendirerek yapabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, size yine muhteşem bir hareket göstereceğim. Yine kollarımızın üzerindeyiz. Dirseklerimizi yere koyduk. Paralel bir şekilde birbirine doğru uzattık. Bacaklarımız paralel açılmış şekilde vücudumuzda. Dizlerimiz yerde ve tek bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Yere tam koymanızı istemiyorum bu aşamada. Yine kontrollü bir şekilde indirin. Kalçanızın çalıştığını fark edeceksiniz. Yine üst bedeninizin sabit kalmasına dikkat edin. Bu kez diğer bacağımıza geçiyoruz. Tekme atıyormuş gibi yapmanızı istiyorum hareketi. Dediğim gibi üst gövdeniz sabit kalacak. Sağa sola doğru dağılmasına engel olun. Sabit tutmaya çalışın. Zaten kollarınız sabit kalmanıza yardımcı olacak. Ve bu hareketimizde egzersizlerimizi tamamlamış olduk. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bugün sizlerle kalçalarımızı çalıştırdık, sırtımızı çalıştırdık, karın kaslarımızı çalıştırdık, simit bölgesi yağlarımızı yaktık ve bölümümüzü sonlandırdık. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.